Merhaba arkadaşlar, kardeşim kanalına hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Beni özlediniz, biliyorum beni özlediniz. Ben Muhammed. Ben Hatik. İğrenç oldu, ben olmasın. Bugün arkadaşlar yanımda ablam var. Bugün ablamla beraber konuşma, spoiler verme, hazır tamam. Mısınız? Hazır mısınız? Duyamıyorum. Hazır mısınız? Hazırız kaptan. Bugün Instagram DM'leri değil, yorumları okuyoruz. Ben DM'leri okusam, sen yorumları okusam. Karmaşık oluyor ama... Olsun, öyle olsun. Olsun, önemli öyle olan birbirinin yorumları okuması. Eğer evet, ablam ilginç DM bulursa ablamla DM okur. Ama ana konu olarak ben yorum okuyacağım kendi Instagram yorumlarımı. Çünkü gayet ilginç yorumlar aldığımı düşünüyorum. Ayrıca ben de ilginç bir fotoğraflar paylaştığımdan dolayı ilginç yorumlar da alıyorum. Şimdi son fotoğrafıma dünya yuvarlak olsaydı alttakiler düşerdi yazmıştım. Aa, acayip güzel yorumlar gelmiş. Ben okumuştum onu Muhammed. Gerçekten çok güzel yorumlar gelmiş. Ve burada bunu şaka olduğunu anlamayan arkadaşlar vardı. Tabii ki dünya düz değildir. Çok düz mü? Bence düz. Ve ciddi anlamda bunu bana açıklayanlar vardı. Arkadaşlar, arkadavlar. Alttakiler, yukarıdakiler farkı yok. Biz yerin bize kendine mıknatıs gibi çektiği için böyle kalıyoruz. Lütfen cahil olmayın. Yeri mıknatıs gibi mi çekiyor? Hani yer çekimi diye bir şey var ya bu dünyada. Evet, hani atmosferden girerken yer çekimine maruz kalıyoruz. Onu mıknatıs olarak söylüyorum. Mıknatıs. Pardon, mıknatıs. Pardon, yanlış okumuşum. Anladım. Özür dilerim, benim hatam. Yani cahil olma. Dünya yuvarlaktır, tamam. Mıknatıs gibi bizi içine çekiyor. Mıknatıs gibi bizi içine mıknatıs çekiyor. Mıknatıs gibi bizi içine çekiyor. Mıknatıs. Tamam. Mıknatıs. Anladım. Sen de mi bu saçma salak düşüncelere yöneliyorsun ya? Aslında dünya düz olmadığını ben de biliyorum. Çünkü dünya üçgen. Dünya yuvarlak olsaydı sevdiğim kız... Ben bunu okudum! Geri gelirdi! Doğru. Ben bunu okudum, Gerçekten. Doğru. Yani bu ne demek oluyor? Dünya yuvarlak değil. Ve dünya üçgendir. Ve dünya üçgendir ama üçgen... Üçgen bak, böyle geliyorsa, buradan böyle geliyorsa böyle. Üçgen nasıl diye sormadım sana. Bir de bu yaptığın üçgen değil. Şu üçgen aslında bak. Birazcık daha şey, keskin olsa üçgen oluyor. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Evet, kimden mi söz geldi kız? Antrenörüm. Biri sana selam söylemiş. Yaşlı başlı adam. Hangi selam? Aleyküm selam. Neden durduğumu ve böyle bir şapka taktığımı merak ediyor olabilirsiniz. Aması yok. Bugün Zula oynuyoruz. Ama ne oynasak şimdi? Ölüm maçı var, koruma var, herkes tek var. Gelin birazcık Üsküdar'da ölüm maçı oynayalım. Tamam, şapkaya ihtiyacımız kalmadı çünkü... Bu olmadı. Evet, Üsküdar'a geldik. Hayır, silah var. İstemiyorum abi. Benim avgum var. Avgum daha güzel. Hadi bakalım. Üsküdar'da oynamayalı bir zaman oldu yani galiba. Öyle hatırlıyorum. Hop. İlk kilimizi tam kafadan aldık. Unutmuşum oynamaya. Bak şimdi buradan bir çıkacak. Lan kim? Geri niye blokluyorsun beni? Niye blokluyorsun beni? Yok mu ortada? Yok. Saldır. Aha, önde. Ecelci 08. Niye öldürüyorsun beni? 36 canını bırakmışım adamın ya. Hadi sen ne? Ya nereden vuruyorsun? Davul. Ben hala davulu göremiyorum abi. Ben o adamı görmeye gidelim. Görsüz. Ha, gördü be. Ne oldu lan? Davulcuk. Sen bizi durdu lan. Ya nereden vuruyorsun davul? Geber lan. Camdan vurdum ya. Burada pusamasa daha iyi olur. Gördüm. Ya Suraka. Surakanın pusu. Abi niye bu kadar çok pusuyor bunlar? Davul kaçtı. Böyle kaçarsın işte. Evet arkadaşlar, eğer siz de Zula oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. O zaman ben sizi rahat bırakıyorum. Videoya devam edelim. Seni görmek, yeni güne uyanmak gibi eşsiz. Galiba sana aşık oldum. Kardeşine selamlar. Bir daha okur musun? Seni görmek, yeni güne uyanmak gibi eşsiz. Galiba sana aşık oldum. Kardeşine selamlar. Erkek mi? Erkek. O kadar hoşuma gitti ki beni bir de şey yaptı. Turuncu saçlarını deli gönlüme bağlamışım. Çözülmüyor Hatice. Bu fotoğrafta ilginç bir espri yaptım. Çok komik bir espri aslında, ilginç değil, bayağı komikti. Hangi fotoğraf hakkında? Her esprileri komik çünkü. Tabii ki. Kara sormuşlar, neren ağrıyor diye. O da demiş ki, karın ağrısı. Karın
Kardeşim mecbur onun kanındayım, alkışlamak zorundayım. Alkışlayın artık! Tamam ya, şımarıyorum ya. Benim esprimi düzeltmiş birisi, daha güzelini yapmış. Hı. Yanlış biliyorsunuz. Kara sormuşlar. Neren ağrıyor? Başım ağrıyor. Karnim Erzurum demiş. Ben de anlamadım. Benim esprim daha güzeldi bence. Gerçekten anlamadım. Anlayamadım. Anlayan yoruma yazabilir mi? Gerçekten anlayamadım. Ben bana ne demek olduğunu anlayamadım. Ondan sonra da gelen yorum. Beyler terörist işareti veriyor. Lan Türk işareti var ve olur mu böyle? Böyle. Gerizekalı mı? Bana mı diyorsun lan? Hayır bana ya! Çok güzelsin. Bunu zaten duymuşsundur belki milyon kez. Ama bugün Kadınlar Günü belki daha iyi bir önemi olur diye yazıyorum. Bütün günlerin güzel olsun senin gibi. Kaldığı gibi insanlar var ya. Gerçekten. Kıskanıyorum. Pandaları bilmem ama senin gibi hatunların nesli tükeniyor. Bunu kılmam. Ya şimdi bana gelen bir yorum daha. Çok güzel bir yorum. Fotoğraf bu. Karda çıplak gibi bir şey geziyordu. Memeler çıplaktı. Ve gelen yorum. Memeler baş kaldırmış. Memeler baş kaldırmış. Kavuşmuyor. Düğmeler tombul tombul. İlk gördüğümde Baturay sandım. Şimdi bu fotoğrafa bak, tamam bu fotoğrafa bak. Sen şimdi Baturay'a bak, bunu baktınız mı? Baktınız mı? Buradan da bakın, hatta buradan da bakın. Hem buradan bakın hem ekrandan bakın, tamam mı? Baktınız, şimdi sana Baturay profiline girmek var. Ve Baturay hangi fotoğrafını göstersem? Bununla bunun ne alakası var? Çok alakası var. Ben daha yakışıklıyım bir kere. Takipçi kazanmak istiyorsan hemen sayfamızı takip et ve son gönderi beğen ve bonus artı 100 takipçi kazan. İster misin? İstemem. I like your photos. Greetings from the other side of the world. Other side of the world. Other side of the world. Greetings from Romania. Hello. Hello mom. Annemi burada. Selamlar. Baba. Öpüyoruz. Çok tatlısın. Ve çok uzunsun ya. Nasıl bu kadar uzun olabiliyorsun? Bir tarifi varsa bana da versene. Kardeşim gidiyorsun. Tamam mı? 33 liraya protein tozu alıyorsun. Tamam mı? Onu kalçalarına sürüyorsun. Sürünce ya. 30 dakika boyunca fön makinesiyle kurutuyorsun. Sus yapacaksın. Ertesi gün böyle bacakların oluyor. Tipini yediğim abim B yazmış. Şimdi hakaret mi ediyor? İltifat mı ediyor? Eyvallah mı desem bilemedim. Şimdi en sevdiğim ablamla olan fotoğrafın diye bir fotoğraf paylaştım. Kaç tane ablam var senin acaba? Evet, yorumlarda o. İkiniz de süper bir örnek kardeşsiniz. Değil mi? Gerçekten. Aa bak, sendeki bir şey buldum. Neymiş? Fazla kilolara son. Sen de aç kalmadan bir ayda 8 kilo vermek istiyorsan sayfamıza bakabilirsin. Sen bana şişko mu demek istiyorsun şimdi? Estağfurullah canım ablam. Fazla kilolar mı var sadece? Ben de! Neden seninle olan fotoğrafına böyle bir yorum geldi? Abi sen ne kadar özentisin ya. Abi Starbucks'ın kahvesi bile bu kadar şeker olamaz. Gelen yorum. Hani kendimi çok seviyorum durum attım ya, fotoğraf attım. Bir ben mi kendimi sevmiyorum? Saygı duruşu bir tık. Duralım da video 10 dakika olsun hadi. Abla, Muhammed abiyi seni de çok çok seviyorum. Ne olur bir gün Muhammed abiyle görüşmemde bana yardım et. Olur, Romanya'ya gelip Romanya'da 180 gün geçirirsen olur. Araba mı alıyor çocuk Muhammed? Dünyada neden böyle biri var? Hani cennetteydi güzellikler? Pislik. Görüyorsunuz değil mi? Ne yaptın? Her zaman ablasını böyle yerlere şey yapıyor böyle. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bunun gibi diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma daha da abonelerseniz abone olmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip edin, onu etmeyin. Beni de edin. Onu etmeyin, beni edin. Beni de edin. Sadece beni. Sadece beni. Beni takip edin. Çünkü yakında 300 bin takipçi olmam gerekiyor. 176 bin. Neden? Daha fazla 300 bin olmuyor, havalı oluyor. Ben 14 bindeyim lan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok kendinize seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Niye kafa atıyorsun ya? Özentiyim o yüzden. Özentiyim.